Arkadaşlar selamünaleyküm. Herkese hayırlı günler. Şimdi arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu yine otomobil piyasasındaki enteresan olaylarla dolu. Size öyle şeyler anlatacağım ki biz neler duyuyoruz? Aslında gerçekler neler? Nasıl bir algı yaratmaya çalışıyorlar? Ama aslında olan ne? Size bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Hadi gelin videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Otomobil piyasası ile alakalı sürekli videolar çekiyoruz biliyorsunuz. Çok değişik, çok enteresan olaylara da dem vuruyoruz. Bugün size ben 4-5 tane farklı, enteresan yaşanan olaylardan bahsedeceğim. Çünkü piyasada öyle bir algı yaratılmaya çalışılıyor ki arkadaşlar. Ya sanarsınız ki biz başka bir ülkede yaşıyoruz. Biz bunları bilmiyoruz. Ama sanırım, üzülerek de söylüyorum, buna inanan, kanan insanlar oluyordu. Benim ricam, lütfen bunlara inanan, bu algılara kapılan arkadaşlarımız, kardeşlerimizin duyması. Bunlara kapılmaması yönünde. Şunu da samimiyetimle söylüyorum. Bunu eşiniz, dostunuz, kim varsa bu videoyu gerçekten paylaştırın. Niye diyeceksiniz? Bunu videoda size göstereceğim arkadaşlar. Pazartesi gününden beri bir ÖTV'dir tutturulmuş gidiyor. Hatta ben de bununla alakalı 2 gün önce bir video çektim. ÖTV'ye zam gelip gelmeyeceğini ya da ÖTV indirip olup olmayacağını bunu kimse bilemez. Bakın bu çok net bir durum. Bunu herhangi bir bayi, herhangi bir vatandaş, bir bayinin müdürü, sahibi bilemez. Bu tamamen defalarca kez söyledim, hükümetin inisiyatifindedir. Bunun başka bir açıklaması yok. Bu söylenti nereden çıktı? Sürekli anlatılıyor. Çıkıyor bir tanesi diyor ki ÖTV'ye zam gelebilir. Ötekisi de onu anlatıyor ona. Biliyorsunuz Türkiye'de bu işler çok meşhurdur. Kulaktan dolma. Hatta birine söylediği en son kişiye çok farklı bir şekilde de ulaşabilir. Yani bu ÖTV'ye gelecek olan zam söylentisi ya da indirim söylentisi. Zaten öyle bir durum var ki bir zam gelecek diyen bir indirim gelecek diyen grup var. Bunu kimse bilemez arkadaşlar. Ama size gelin işin enteresan tarafını anlatayım. ÖTV'ye zam geleceğini iddia eden kişiler, bayiler, bu söylenti kesinlikle bayilerden çıktı, buna eminim çünkü bana yazan arkadaşlarımın hepsinin söylediği şey şu: abi bayi böyle söyledi. Bayi demiş ki aracınızı gelin alın, ÖTV'ye zam gelecek. Birisi gitmiş fiyat almış, demiş ki aracınızı mutlaka alın, fiyat almıştınız, ÖTV'ye zam gelecek. Bayilere fiyat soranlar, bayilerde araç almak isteyenler ama kararsız kalanlar, beklemede kalanlara bayiler arayıp bunları söylemişler. Özellikle de bunu yapan bayiler kim biliyor musunuz? Çok garip, tirajı komik, ellerinde 2020 model olan bayiler. Mesela Renault, mesela Hyundai, mesela Volkswagen. Arkadaşlar çok enteresan değil mi? Bayilerin elinde 2020 modeller kaldı diye defalarca kez buradan bas bas bağırdık. Bunları satamıyorlar dedik. 2020 modelleri getirdiler, kampanyalı fiyatları açıklayamıyorlar dedik. Çünkü 2020 modelleri bitirmeleri gerekiyor. Başka çareleri kalmadı. Artık bu iş o kadar çirkefleşmeye başladı ki ÖTV'ye zam gelecek oyunu oynamaya başladılar. Yani ben yuh artık diyorum ya. Yani gerçekten yuh. ÖTV'ye zam gelecek, araçları alın. İnsanlara bu algıyı yaratmaya çalışıyorlar. Bakın özellikle ne diyorum? Bunu yapan bayiler size verdikleri fiyatlarda 2020 model fiyatları veriyorlar. Özellikle de Renault, Hyundai, Volkswagen, Kia. Ben bunu bir tane Toyota'da duymadım. Bunu ben bir tane Seat'ta duymadım. Ya da ben bunu bir tane Peugeot'da duymadım. Neden? Seat, Peugeot ve Toyota Corolla, yani Toyota grubu elinde 2020 modeli çok az kalan, hatta bitirmiş olanlar. Ama Renault, Hyundai, Volkswagen, Kia bunlar 2020 model, özellikle de Renault elinde öyle bir 2020 model kaldı ki arkadaşlar ne yapacağını şaşırdı. Artık insanlara ÖTV yalan atmaya başladı. Bakın ÖTV'ye zam da gelebilir. Yani indirim de gelebilir. Benim demek istediğim şey şu.
Yarın zammı da görebiliriz ha. İndirimi de görebiliriz. Konu bu değil. Bunu bayi bilemez arkadaşlar. Bu yalan. Bu algı. Anlatmaya çalıştığım şey şu. Yani sizi arayan bir bayi, gelin ÖTV zam gelecek aracınızı alın. Ya da gelin arkadaşlar bakın fiyat sormuştunuz alın yoksa zam gelecek. ÖTV zam. Bunu bayi diyemez ya. Sen kimsin bunu biliyorsun ya. Ya da hadi diyelim ki biliyorsun. İşin en komik yanı. Bunu bildiğin halde niye müşteriyi çağırıyorsun ya? Ne oldu siz? Yani insanlara yardım vakfı falan mı kurdunuz? Yani birden bir yardımsever içgüdünüz mü arttı? Zam gelecek lütfen alın zamlanmadan. Aa çok güzel. Bayileri alkışlıyoruz. Buradan çok yardımsever bir tavır takınmaya başladılar. Dediğimiz gibi bu ÖTV konusunda bayiler kesinlikle bilemez. Ben de sordum. Şimdi ben iki tane bayi sahibi, üç tane de bayi müdürü arkadaşıma bunu sordum. Abi böyle bir söylenti var. İnsanlara ÖTV'ye zam gelecekmiş diye araç satmaya çalışıyorlar. Sende böyle bir bilgi var mı? Abi bende böyle bir bilgi yok. Bizde böyle bir bilgi olmaz. Olursa da bunu müşteriyle paylaşmayız zaten dedi. Ama öyle bir bilgi kesinlikle yok. Diğer sorduklarımın da hepsi bu cevabı verdi. Ama herhangi bir bayiyi müşteri olarak aradığımda dedim ki ya ÖTV'ye zam gelecek gibi bir söylenti var. Bununla alakalı bilginiz var mı? Evet biz bir zam bekliyoruz Soner Bey. Yani araç alınmasını şu an tavsiye ediyoruz dediler bana. Çok enteresan değil mi arkadaşlar? Bence çok enteresan. Yani o yüzden buna kapılmayın. Ben böyle bir bilgi almadım. Şu an yapılan şey, bakın yarın ÖTV'ye zam da gelebilir. Bilmiyoruz. Bunu kimse bilemez. Bunu bilecek olan kişi bakanlık. Yani devletin en üst kademeleri. Bu işin en yetkili mercileri bunu bilebilir ya. Bunu herhangi bir ülkenin 81 ilindeki herhangi bir bayi bilemez arkadaşlar. Biliyorsa da zaten bunu müşteriye söylemez. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum. YouTube'da çok enteresan bir video izledim. Ya o kadar komik ki inanın bana kendi kendime sinirden güldüm. Hem o kadar komik hem de o kadar sinir bozucu. Birisi gitmiş bayiye, orada video çekiyor. Araç fiyatlarını gösteriyor. Gittiği bayi Renault bayisi arkadaşlar. Araç fiyatlarını gösteriyor. İndirimlerden bahsediyor. Neymiş biliyor musunuz? 1.0 manuel Joy paket Renault Clio. 165 bin liraymış da 145 bin liraya düşmüş. 20 bin lira indirim varmış. Çok büyük indirimmiş. Evet. Renault Megane yine Joy paket manuel. 215 bin liraymış da hatta %80'lik vergi dilimindeymiş. İndirmişler, %50'ye sokmuşlar. 215 yapmışlar. Onun üzerinden bir daha bahar kampanyası bilmem ne falan demişler. Araç arkadaşlar 183 bin liraymış. Megane manuel. Bunun gibi bir takım modellerde indirim olduğunu söylüyorlar. Arkadaşım bu arabaların sana 20 bin lira indirdik dedikleri fiyat. Belli ki sen hiçbir şey bilmiyorsun. Ya da sen başka bir şeye hizmet ediyorsun. Yani güzel buradan reklam paraları alıyorsun. Niye biliyor musun? Sana 165 bin liradan 145 bin liraya indi dedikleri, 20 bin lira indirim oldu dedikleri Clio var ya. Ben bir aydır buradan diyorum. O Clio'nun fiyatı 135 bin lira. Ya bırak şu an sana 20 bin lira indirdik demelerini, 145 bin lira demelerini. O Clio bir aydır 135 bin lira ya. Sen bir de çıkıp orada diyorsun ki 20 bin lira Renault indirim yaptı. Clio 145 bin lira. Lan kaybol git. Yani saçmalama. Sen neyin peşindesin? Hani diyeceğim ki hiçbir şey bilmiyorsun. Yani belli ki biliyorsun bir şeyler. Ama anlattığın şey çok başka. İkinci bir durum Megane'da. 210 bin liraymış da 183 bin liraya düşmüş. 178 bin liraya almayanı dövüyorlar. 2020 model Megane'ları. Almayanı dövüyorlar ya. Yalvarıyorlar. Koyayım isterseniz buraya bana gelen teklifleri. Ama orada yaratılan algı ne biliyor musunuz? Fiyatlarda 30-40 bin indirim yapıldı. Bir daha indirim yapıldı. Mart bahar kampanyası yapıldı. Fiyatlar 20-30 bin düştü. Ya senin bugün verdiğin fiyatın bile çok çok altında. Bir aydır zaten satıyor bunu Renault. Niye? Satamıyor çünkü elinde dünya kadar 2020 model araba kaldı. Neredeyse bütün modellerini satamıyor. Bakın Clio'sunu, Megane'ını, Captur'unu
Hiçbirini satamıyor. 2020 modellerin hepsi elinde kaldı. Şu an çırpınıyorlar. Bakın bir aydır özellikle söylüyorum. Diyorum ki elinde 2020 model olan bayiler 2021 fiyatlarını yüksek açıklayacaklar ki 2020'leri satsınlar. Yoksa bu arabalar ellerinde patlayacak. Şu an yine satamıyorlar. Çünkü insanlar artık uyandı. Ya da bizim buradaki takipçilerimiz olayı biliyorlar. Yemiyorlar. Bundan dolayı çok mutluyum. İnşallah yemiyorsunuzdur arkadaşlar. Bu kadar anlatıyoruz. Hele bir de bu oyunlara geliyorsanız çok üzülürüm. Devam edersek arkadaşlar. Renault'da kampanya varmış gibi yapıyorlar. Ama Renault ne yaptı? Şubat'taki fiyatları zaten bu fiyatlardı. Ama özellikle bayilere gittiğinizde bunun çok çok da altında fiyatlar alabildiğinizi sizlere söyledim. Tuttu. Mart ayında 2021 fiyatlarını açıkladı. Ama bakın kampanyasız liste fiyatları. Buna çok dikkat edin. 2020 modellerinin de şu an liste fiyatları hala duruyor. Ama şu an tekrardan indirim yaptı 2020 modellerini. Çünkü satamıyor. Çok komik olan diğer şeye geleyim mi arkadaşlar? Bu videoyu çeken YouTube'daki arkadaş oradaki bayideki satış temsilcisine diyor ki bilmem ne abi bu 2020 modeller diyor neden bu kadar kaldı? Yoksa diyor satışlarla alakalı bir sıkıntım var. Satışlar mı kötü? Bayinin cevabı hayır abi olur mu? Satışlarımız çok çok iyi ama falan filan orada bir kalıyor. Biz diyor 2020 modelleri diyor öngördük. 2020 modellerin kıymetini diyor anladık. O yüzden diyor çok stoklu çalışıyoruz. Şu an Türkiye'deki en stoklu bayilerden birisiyiz. 2020 modellerin kıymetini bilmişler. O yüzden 2020'leri çok stoklamışlar. 2020 modeller daha kıymetli galiba 2020'ler için. Şunu diyemiyor. Satamıyoruz diyemiyor. Der mi? Tabii ki diyemez. O bayideki kardeşimizi ben haklı buluyorum. Çünkü oranın bir çalışanı var adam. Çalışan olduğu için de bunu söylemek zorunda. Biz 2020'leri satamadık arkadaşlar. Elimizde patladı. Ne bok yiyeceğimizi de bilmiyoruz. Der mi? Demez. Ne diyecek? 2020'leri kıymetini bilmişler. Çok 2020 çekmişler. Evet. Doğru olan bir tane şey var. Çok 2020 model çektiniz. Bu araçların hepsini Aralık'ta, Ocak'ta çektiniz. Piyasanın böyle olacağını sandınız. Dediniz ki biz toplayalım ama satamadınız. 2020 modellerin kıymetini bileceğiz ne demek ya? O zaman 2020'ler daha mı ucuz olacak? 2020'ler çok kıymetliyse. Bu nasıl bir saçmalık ya? 2020 modeller çok kıymetli. 2021'ler o zaman daha ucuz sat. Diyorum ya buradaki bayideki çalışanı ben tenzih ediyorum. Ona diyecek bir lafımız yok. Adam orada çalışan. Ama bu YouTube'da videoyu çeken arkadaş ne diyor biliyor musunuz? Gerçekten diyor sizi takdir ettim. İnanın müthiş bir iş yapmışsınız. Yani geleceği öngörmüşsünüz. Bu süper bir şey. Sizi tebrik ederim diyor. Sessiz kalıyorum arkadaşlar. Bir şey demiyorum. Devam edelim arkadaşlar. Sizlerden bir ricam var. Ben bunu 5-10 videomda bir yapıyorum. Yine dikkatimi çekti. Bazı arkadaşlarımız videolarımızı izliyorlar ama abone olmadan geçiyorlar. Bence unutuyorlar. O yüzden arkadaşlar şurada biraz bekleyelim. Videomuzu izleyen arkadaşlardan abone miyiz değil miyiz diye kontrol edebilirler mi? Abone değillerse lütfen abone olmalarını rica ediyorum arkadaşlar. Bekliyorum. Evet arkadaşlar bu kadar yeterli sanırım. Çok teşekkür ederim. Üçüncü bir enteresan konu da Volkswagen konusu. Şimdi size bir beyin fırtınası yapayım mı arkadaşlar? Volkswagen Golf'ler pazartesi günü bayilerde olacak. Tanıtım araçları. Ve fiyatları da pazartesi günü açıklanacak. Volkswagen cephesinde olan size bir şey anlatayım arkadaşlar. 2020 modellerini satamayan özellikle de Passat'ını, Polo'sunu satamayan markalardan bir tanesi de Volkswagen. Bana sürekli Instagram'dan yazan arkadaşlarımıza buradan cevap veriyorum. Arkadaşlar Volkswagen'in şu an 1.5 otomatik Impression paketi de Business paketi de yani engelli rapor bile alınabiliyor. Çünkü yine defalarca söyledim. Çok fazla 2020 model Passat kaldı arkadaşlar. Çok dikkat edin. Devam edelim. Aynı şekilde Polo için de geçerli. Polo'da 2020 model çok kaldı.
Ama bıçak kemiğe dayandı. Ayın 15'i geldi arkadaşlar. Pazartesi günü Volkswagen Golf'ün bayilerde olması gerekiyor. Fiyatların açıklanması gerekiyor. Golf açıklandığında Volkswagen grubu, Seat'i bir kenara koyuyorum çünkü o Leon'la beraber bir ay önce başladı zaten. Volkswagen grubunda Skoda ve Volkswagen fiyatlarını pazartesi günü açıklayacaklar. 2021 fiyatlarını zaten yazdılar. Çok dikkat edin. Ama kampanyalı liste fiyatlarını yazmadılar. Bayilere gittiğinizde 20 modeller için çok iyi fiyatlar alacaksınız. Ama pazartesi günden itibaren 2021 kampanyalı fiyatlar %90 açıklanacak. Belki şu olabilir. Sadece Golf'ün fiyatı açıklanıp diğer ellerinde kalan modeller için biraz daha bekleyebilirler. Ama artık Mart'ın ortası geldi. Daha da bekleyemiyorlar. Diyorum ya, bıçak kemiğe dayandı diye. Şimdi arkadaşlar, Golf, sürekli söylüyorum, çok yakın takip ediyorum. Bakın belki de Türkiye'de benim kadar peşinde koşan yoktur. Çok yakından takip ediyorum. Golf geldiğinde söylüyorum size, 1-0 manueli kesinlikle %50 dilimde. Bence 1-0 Life paket otomatik kesinlikle %50 dilimde. Arkadaşlar, belki Style paket de girebilir ama o şüpheli. Ama ben iddia ediyorum, 1-0 manuelle 1-0 otomatik Life paket %50 dilimde girecek. Söylemiştim, çok uzatmayayım. Golf'ün otomatiğinin %50 dilime girdiği yerde sizce 1-0 otomatik Octavia 285 bin liraya satabilir mi? Satamaz. Octavia o zaman %50 dilime girecektir. 15-20 gündür söylüyorum, ben Octavia'yı bekliyorum, gelecek. Eğer ki inşallah Golf'ün otomatiğinin %50 dilime girdiği yerde, Octavia'nın da %50 dilime girip 230 bin lira olduğu yerde, bakın burada gözlerim ışıldamaya başladı. Arkadaşlar, bu piyasa çok fena karışır. Çarşı karışır diyorlar ya, harbiden çok felaket, ortalık karışır. İnşallah diyorum. Arkadaşlar, işin finalini yapayım. Bakın, sizi arayan bayiler ÖTV zam gelecek derse inanmayın. Bu kesinlikle algıdır, araç satmak içindir. Arayan bayinin hangisi olduğuna bakın, sorun hangi model. 2020 diyorsa kapatın telefonu suratına. Ondan sonra Hyundai ve Volkswagen cephesinde de bu var. Ben şunu yapanı görmedim. Seat arayıp da abi Leon'lara zam gelecek ÖTV'ye, gelin Leon alın. Ya da Toyota Corolla'ya zam gelecek, ÖTV zam mı, gelin Corolla alın dediğini duymadım. Çünkü bu araçlar satılıyor. Bu araçlardan yok. Zor buluyorsunuz. Ama diğer taraftan hepsi deli gibi var arkadaşlar. Bunlara kapılmayın arkadaşlar. Bunlara kanmayın sakın. Yani bu piyasada algı yapanlara, ya zaten bakın arkadaşlar, sürekli bunları duyuyoruz. Ocak geldi, dediler ki Şubat'ta görüşürüz. Şubat geldi, dediler ki Mart'ta görüşürüz. Mart geldi, dediler ki Nisan'da görüşürüz. Yemedi arkadaşlar, dimdik durduk burada, hep konuşmaya devam ettik. Allah'ın izniyle de çatır çatır konuşacağız. Susmak yok. Ne dediler? Dolara, euroya 20-30 kuruş zam geldi. Dediler ki o dolar euro uçacak gidecek, zamlanacak. Yemedi arkadaşlar. Yok ülkede şu olacak, yok ülkede bu olacak. Sonra şimdi de başladılar ÖTV'ye. ÖTV zammı gelecek, ÖTV zammı gelecek. Yani bakın yine diyorum, gelir gelmez bilemem. Bunu da herhangi bir bayi ve şahıs bilemez. Bu tamamen bence şu an söylenti. Gelebilir ama gelirse de bunlar bilgi için gelmeyecek. Emin olun buna. Bunlar şu an sadece araba satmak için bunu uyduruyorlar. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlar soruyorlar, abi ikinci el artık değinmiyorsun diye. Arkadaşlar, ikinci elde değinilecek hiçbir şey yok. Oranın hali içler acısı. Yani ikinci elde fiyat kıyaslaması yapmaya da gerek yok. Bakın, ikinci elde direnenlerin hep söylediği şey neydi? Önce sıfırın fiyatı düşsün. Sıfırın fiyatı düştü. İkinci elde fiyat yazan arkadaşlara, zamlı saçma sapan fiyatları yazanlara söyleyeceğiniz tek bir şey var. Hangi arabayı alıyorsanız
Sıfır fiyatıyla kıyaslayan arkadaşlar. Bunun için konuşacak bir şey yok. Ben ikinci elini bekliyorum. İkinci el Mart'ta tel tel dökülecek. Şu an eminim ki %90 burada bizi izleyenlerin hepsinin şu an konuşurken bile telefonlarına bildirimler geliyordur. Favori ilanınızın fiyatı düştü diye. Ama yeterli değil. İkinci el şu an internette hala çok yüksek. Evet düşüyor mu düşüyor ama çok az düşüyor. Sıfırdaki fiyatlara göre ikinci el şu an hala çok 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 yüksektir arkadaşlar. Bunlara kanmayın. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Esenlikte kalın. Allah'a emanet olun. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.